Tek istediği rahat rahat hareket edebilmek, en azından yürürken sıkıntı çekmemekti. Kilo vermek için yapmadığı kalmadı ama başarılı olamadı. İddiaya göre iki çocuk babası genç öğretmenin son çare olarak gördüğü yöntem aynı zamanda da sonu oldu. Gitsin artık bu yar, gitsin artık XX'larçlar. Zayıflayabilmek uğruna beste bile yaptı ama bu tutkusu onu ölüme götürdü. Ameliyat masasından kalkamadı. Kurtar beni bu kilolardan, ben de kavuşayım rahata. O artık hani bir an önce kurtulmak istiyordu hani kilolarından. Serkan Yılmaz 40 yaşında, iki çocuk babasıydı. Özel bir rehabilitasyon merkezinde öğretmendi. Özel ilgiye ihtiyacı olan çocuklara müzikle yardımcı olmaya çalışıyordu. Artık böyle çorabını giyemez hala geldi, nefes alamıyor. Ya ne bileyim, ya birçok şeyde sıkıntı yaşadı. Sadece estetik kaygılar nedeniyle zayıflamanın peşinde değildi. 145 kiloya kadar çıktı. Neredeyse adım atamaz hale geldi. Diyet, spor, ne yaptıysa olmadı. Sonunda mide küçültme ameliyatı olmaya karar verdi. Ama yürüyerek girdiği hastaneden tabutla çıktı. Ne olduysa iddiaya göre ameliyat masasında oldu. Serkan Yılmaz mide küçültme ameliyatı olduğu sırada kalp krizi geçirdi. Hemen yoğun bakım ünitesine kaldırıldı ve tam 9 gün boyunca yaşam savaşı verdi. Ancak yapılan tüm müdahaleler Serkan Yılmaz'ı hayata döndürmeye yetmedi. Umutları hep iyileşme formuna gelmeydi. Yani hep öyleydi. Hiç aklının ucundan bile belki de geçmiyordu bu şekilde. Sağlığına kavuşmasını beklerken eşinin ölüm haberi gelen Seher Yılmaz'ın acısı kelimelerle anlatılacak gibi değil. Öylesine ki hala inanası gelmiyor. İhmal olduğunu savunan genç kadın hukuk savaşına hazırlanıyor. Bize kalp durması dediler. Tamam, kalbi durmuş ama ameliyata gidiyor. Cuma gün biz akciğerlerle ilgili sorun olduğunu öğreniyoruz. Serkan Yılmaz zayıflamak isterken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Bu durum mide küçültme ameliyatıyla zayıflamak isteyenlerin kafasında soru işareti yarattı. Çünkü uzmanlara göre belli kriterleri taşımayan obezite hastaları mide küçültme ameliyatı olmamalı. Her böyle şişmanlayan kişiye bu ameliyat tabii ki yapılmaz. Dünyada bunun belli bir kriter ve standartları vardır. İşte obezite hastalarının çok dikkat etmesi ve asla ihmal edilmemesi gereken o testler. Vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde olup ameliyat öncesi çok iyi bir analiz yapılması gerekmektedir. Çok iyi bir kardiyoloji muayenesi, göğüs hastalıkları anlamında hastanın değerlendirilmesi, endokrin olarak hastanın bir hormonal problemin olmadığını ortaya koymak durumundayız.